Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bodrum Şubesi'nde yapılan devir teslim töreniyle 2017 dönem başkanı Alper Oymak göreve başladı. (Gülüyor) 2010 yılından bu yana Bodrum'da çalışmalarını sürdüren Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bodrum Şubesi'nde görev değişimi için bir tören düzenlendi. Mandalin'de yapılan törene Türkiye Genç Liderler ve Girişimciler Derneği 2016 Başkanı Özge Özkan Kızanlık, 2017 Başkan Yardımcısı Aylin Tunç Karagöz ile Bodrum ve Türkiye'nin birçok noktasından dernek üyeleri katıldı. Derneği 2016 Başkanı Türkiye Başkanı Özge Özkan Kızanlık, Bodrum'un geçmiş dönem Başkanı Ozan Vuruculara yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi. Aslında çok şey yaptı Bodrum. Bazen Ozan Başkan diyor ki ya Özge Başkan hani çok bir şey yapamadık senin dönemde. Hayır, Bodrum bir şeyler yaptı. Çünkü az önce Tansel Başkan'ın söylediği gibi 2010 yılından bu yana Bodrum hep üstüne bir şeyler koyarak devam eder bu şube. Bu şubeyi ben hani evet CSI Türkiye Başkanlığı kimliğinin dışında hakikaten seviyorum. Çünkü çok güzel bir ekipsiniz. Ben her geldiğimde, her ziyaret ettiğimde bütün geçmiş dönem başkanları, sevgili Derya Başkanlar, Cihye Başkan, Yasemin Başkan, Tansel Başkan ismini atladığım varsa özür diliyorum. Hakikaten böyle hep evimdeymişim gibi hissettim. Bodrum Şubesi'nin geçmiş dönem başkanı Ozan Vurucular, 2016 yılında Bodrum'da gerçekleştirilen faaliyetleri bir sunumla anlattı. Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bodrum Şubesi'nin 2017 başkanı Alper Oymak ise görevi devralmasının ardından bir konuşma yaptı. Törene katılan herkese katılımları için teşekkür eden Oymak şunları söyledi. CSI Bodrum'un 2010 yılında Bodrum'da faaliyete başladı ve bugüne kadar 6 yıl içerisinde sizlerin de çok büyük fedakarlıklarıyla çok güzel işler yaptık. Bodrum'un adını çok güzel yerlere getirdik. CSI Bodrum'un adını hem Türkiye'de hem de dünyada yaptığımız projelerle en iyi şekilde götürmeye çalıştık. Ve bundan sonra da en iyisini yapmaya çalışacağız. Ozan Başkanım çok güzel bir yere getirdi. Ben bugün bayrağı Ozan Başkanım'dan devralıyorum ve ulu önderimiz Atatürk'ün bize açmış olduğu aydınlık, layık yoldan ayrılmadan bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacağımıza size söz veriyorum. Konuşmaların ardından pasta kesilerek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.